Selamun Aleyküm. Ben hızla konuya gireyim. Terapötik bir müdahale olarak müspet hareket benim sunum başlığım. Biraz bu başlığın içeriğiyle ilgili bir şey söylemiş olmak istiyorum. Evvelinde sunum planı ama onu atlayalım, zaman kaybetmeyelim. Bir yöntemle ilgili bir şey söyleyeceğim. Şimdi Risale-i Nur'un müspet hareketiyle psikoterapideki terapotik metottaki kıyası Tam bir örtüşme olarak düşünmeyelim. E, bu bir hata olur çünkü. E, yapmaya çalıştığım şey sadece bir analoji. Yani modern psikoterapinin e, terapotik müdahalesini Risale-i Nur'un müspet hareketini anlamak için bir kıyas olarak kullanıyorum sadece. Dolayısıyla Risalelerde geçen bir padişah nasıl Cenabı ı Hak değilse terapotik metotta müspet hareket değil. Bunun e, altını çizmek istedim. Sadece bir ufuk olsun diye. Müspet Hareket'in tanımıyla e, başlayalım. Müspet Hareket, Risale-i Nur'un ilim ve irfan, tebliğ ve iknaya, muhabbet ve şefkate dayanan irşat metodu. E, bu meslek bütün mücedditlerin ortak yoldur diyor. Burada üç eksen önemli. Bunlar üzerinden devam edeceğim sunuma çünkü. E, ilim ve irfan, tebliğ ve ikna, muhabbet ve şefkat. Şimdi başka bir yerde Genel Selnur'da Bediüzzaman'ın söylediği ismi Hakim ve Rahim'in masarı olduğundan diyor. Burada ismi Hakim ve Rahim müspet hareketle ilişkisi üzerinden önemli. Bunun biraz sonra da psikoterapi ile ilişkisini kuracağım. Şöyle düşünelim bu kabaca bir şema. Müspet hareket aslında ismi Rahim ve ismi Hakim neticesinde oluşan bir kıvam gibi, kişide oluşan bir kıvam gibi. Rahim isminden insan kabiliyetleri içerisinde aslında şefkat tecelli etmiş oluyor. Hakim isminden de insanın başka bir kafili, e, kabiliyeti yani tefekkür kabiliyeti açığa çıkmış oluyor. Şefkati ve tefekkürü doğru olan oranlarda Kur'an ve sünnetin e, yol gösterdiği oranlarda kullanan kişi müspet hareket edebilme kabiliyetine kavuşmuş oluyor aslında. E, dolayısıyla şöyle bir şey söyleyebiliriz. Şefkat ve tefekkür arttığı oranda kişide dengeli bir biçimde tabii müspet hareket artıyor. Şefkat ve tefekkür azaldığı oranda da müspet hareket azalıyor. Müspet hareketi şöyle anladım. Bu bu sunumda da öyle ifade etmeye çalışacağım. Müspet hareket sadece bir hareket değil, bir düşünce, bir duygu, bir davranış biçimi, bir hal. Ama temelde bir nesnenin ötekiyle kurduğu ilişkinin merkezinde yani tebliği ve iknayı esas alan bir yönü de var. Onu unutmamak gerekecek. Şimdi amacı nedir? Kişinin düşünce, duygu ve davranışları değiştirmek. Amacı belirleyen kıstaslar nedir? Allah'ın kıstasları, Kur'an ve sünnet. Metot, Kur'an ve sünnetin bir insan kuramı. Bu ifadeler tırnak içinde tabii ve buna göre davranış çeşitleri. Şimdi burada mesleğin dört esasını hatırlayalım. Çok üzerinde durmayacağım ama tekrar buraya döneriz. Aç, fakr, şefkat, tefekkür. Şimdi geçelim psikoterapiye. Bu çok uzun bir tanım, bunu atlayayım. Psikoterapi kişilerin neden kendilerini tatmin etmeyen bir şekilde düşündüklerini, hissettiklerini ya da bu yönde davranışlar sergilediklerini bulmasına yardımcı olan bir süreç. Bu terapiler için geçerli olan son yol kişinin hem kendisinin hem de başkalarını yeniden değerlendirmesi. Yani dünya görüşü de diyoruz biz o kavrama. Bu bir ideoloji değil, dünyaya bakışı, kendisini algılayışına dair hem düşüncelerinin hem duygularının hem davranışlarının yeniden revize edilmesi. Burada da amaç kişinin düşünce, duygu ve davranışlarını değiştirmek ama bazı farklar var. Burada amacı belirleyen şey Kur'an'ın ilkeleri değil. Burada amacı belirleyen şey hastanın talepleri ve sosyal normlar. Bu sosyal normlarda çok değişken ideolojinin, siyasetin de domine ettiği normlardan bahsediyoruz. Burada metot, psikanaliz, davranışçılık, bilissel davranışçılık gibi uzatmayayım orayı ve bu kuramların müdahaleleri Şimdi bir şey bu, bu eksene oturtacağım söyleyeceklerim bu önemli. Bu psikoterapi alanında yapılan en meşhur çalışma. Sonra da çok fazla çalışma yapıldı ama bu sonuçlarla hep koordine çıkıyor. Bu bir ilk olduğu için de önemli o anlamda. Psikoterapide kişinin değişimini sağlayan nedir diye bir araştırma yapılıyor. Şimdi normalde bu araştırma önce şu varsayılıyor. Kuramlardır. Mesela psikanaliz daha çok değişim sağlar. Bilişsel ekol daha çok değişim sağlar. Ama bakın burada mesela ee, teori ve teknik sadece yüzde on bir kişinin değişmesini sağlamada teorimiz ve tekniğimizin etkisi sadece yüzde on neler daha etkili ee, plasoba etkisi umut iki şekilde de e, referanslar var o yüzden öyle yazdım ama en çok etkili olan iki büyük pasta dilimi var orada bir tanesi terapotik ilişki bir tanesi de danışanın motivasyonu psikoterapide bir e, duygunun düşüncenin ve davranışın değişebilmesi için İki önemli şey var o zaman. Terapotik ilişki, danışanın motivasyonu. E, fakat bunların hepsinin başlatıcısı bizim için terapotik ilişki. Yani e, danışanla terapist arasında gerçekten güçlü, güvene dayalı bir ilişki kurulursa danışan motive oluyor değişime. Ve eğer motive olursa terapistin ortaya koyduğu kuramı ve tavsiye ettiği davranış değişikliğini gerçekleştirmeye yatkın hale geliyor. Değişim dolayısıyla ilişkiden başlıyor. Burası çok önemli. Çünkü bu ilişkinin, bu bizim mesleğimizde önemli bir psikoterapist. Onun çok meşhur bir şey var. İlişki her şeydir, ilişki her şeydir, ilişki her şeydir diye psikoterapi için söylüyor bunu. İyi terapotik ilişki ne demek? İyi terapotik ilişkinin esasları üç alanda toplanabilir. Güven, empati, doğru ve yeterli teknik bilgi. Şimdi güven nedir? Danışanın şunları düşünebilmesi lazım. Bu terapist bana saygı duyuyor. Bana yardımcı olabilecek donanımda. Terapist beni yargılamak yerine anlamaya çalışıyor. Benimle birlikte hissetmeye çalışıyor. Yani benim acılarımı, üzüntülerimi, kaygımı ve öfkemi benimle birlikte hissedebiliyor. Doğru ve yeterli teknik bilgi de terapistin elinde gerektiğinde kullanabileceği yeterli, doğru kıvamında teknik bilgi var ve bunu gerektiğinde kullanabiliyor. Kötü terapotik ilişki nedir? Bunların tersi. Yani güvensizlik, empati yoksunluğu. Hatalı ve yetersiz bilgi. Yani terapist beni küçümsüyor derse hasta, terapist yaşadıklarımla başa çıkabilecek güçte ve olgunlukta değil derse, beni yargılıyor derse, beni anlamak yerine benimle birlikte üzüntümü, kaygımı, öfkemi hissetmiyor derse ve mesleki bilgisine hakim değilse, o zaman değişim gerçekleşmiyor. Elimizde hangi kuram olursa olsun. Şimdi o zaman iyi terapistin özellikleri nelerdir? İyi terapistin özellikleri tevazu samimiyet, empati ve mesleki bilgiye hakimiyet. Şimdi başta konuştuklarımızla ilgili bir şey söyleyeceğim. Şimdi böyle düşünelim bunları birlikte. Aç, fark, şefkat, tefekkür. Bu mesleğin dört esası. İyi terapistin özellikleri de tevazu, samimiyet, empati, mesleki bilgi. Belki şöyle düşünebiliriz. Gerçek anlamda aziyetini idrak etmeyen biri aslında gerçek anlamda mütevazi olamaz. Fakrıyla ilgili gerçek anlamda bir idrak içerisinde olmayan bir kişi acziyetini de bilmediği için samimi olamaz. Çünkü narsizm devreye girecek, enaniyet devreye girecek. Dolayısıyla tevazuyu bloke edecek. Şefkatli olmayan biri empati yapamaz. Çünkü sevgi ve şefkat hissetmeden ötekine geçemiyoruz. Kendi içimizde bloke kalıyoruz. Duygumuz şefkat yerine kaygı olur. Ben merkezci duygu bu. O yüzden şimdi artık e, gitgide insanların aksiyete düzeyleri artıyor. Kaygı düzeyleri artıyor. Çünkü şefkat düzeyleri daha düşük. Daha egosantrikler. Daha ben merkezci insanlar. Ve mesleki bilgi ve hakimiyet. Bu da tefekkür sahibi olmayan birisi. Derin düşünmeyen birisi. Aslında nerede ne yapacağını neyi nasıl sistemleştireceğini bilmeyebiliyor. Şunları ihmal ederek söylüyorum. Yani buradaki tefekkür ontolojik bir hikmete işaret eder. Buradaki mesleki bilgi epistemolojik bir kavramsal zemine hakim olmayı işaret eder ve farklıdır ama tamamen farklı da değiller diye bir ortaklık kurmak istedim. Dolayısıyla şimdi benzerlikler ve farklara geçersek Kur'an talebesinin de karşısında bir amaç var. Bir amaç uğrunda bir şeyi değiştirmek istiyor. Psikoterapist de bir amaç uğrunda bir şeyi değiştirmek istiyor. Kur'an talebesinin bu amaç için doğru yöntemleri seçmeye ihtiyacı var. Psikoterapistin de doğru yöntemleri seçmeye ihtiyacı var. Bu yöntemlerin etkililiği Kur'an tarabesi için kendi kişisel olgunluk düzeyine, şefkat ve hikmetine bağlı. Psikoterapist için de aynı şey geçerli. Kendi kişisel olgunluk düzeyine bağlı. Birçok yönüyle tasvip etmeyebileceğimiz ama birçok yönüyle de makul şeyler söylemiş olan Freud'un bir sözü var. Hastamıza kendi olgunluk oranında oranımızda yardımcı olabiliriz diyor. Ama önemli farklar da var. Bu önemli farkların altını çizmezsek olmaz. Müspet hareketin amacı kişinin ahiretini kurtarmak. Psikoterapistin amacı dünya mutluluğu. Müspet hareketin amacı kişide ameli salih ortaya çıkartmak. Psikoterapistin amacı işlevsellik sağlamak. Müspet hareketin amacı ahlaki olgunluğa ulaştırmak kişiyi. Psikoterapistin amacı mutluluğa ulaştırmak. E, Müspet hareket, yani Kur'an talebesi bunu ihlas ile yalnız Allah için yapıyor. Psikoterapist bir meslek olarak geçimini sağlamak için yapıyor bunu. E, ama yine de psiko, e, psikoterapist ile ilgili bakarsak mümin kendi tekamülü ve ihlası oranında, e, e, Kur'an talebesi için söylüyorum. Mümin kendi tekamülü ve ihlası oranında tesir edebiliyor. Psikoterapist de kendi olgunluk düzeyince hastaya faydalı olabiliyor yani temelde benim bununla ilgili söylemek istediğim şey şu. Şuradaki slaytları anlatacağım en sonunda. İnsanın olgunlaşma süreci bir mukayyet bir şey değil, sınırlanabilir bir şey değil. Psikoterapi bunun maddi düzeyde, işlevsellik düzeyinde, toplumsal uyum düzeyindeki imkanlarını araştıran bir bilim. Bugün artık anlamaya çalıştığı şey kuramlardan ziyade psikoterapi ilişkisi içerisinde kişiyi neyin değiştirebildiği. Fakat ne olursa olsun, üstadın söylediği gibi, hal diliyle aslında Allah'a zikrediyor. Bu bilim de hal diliyle Allah'a zikrediyor. Çünkü ne olursa olsun mevzu iki şeye dayanıyor: bir empatiye, bir de teknik bilgiye. Yani bir psikoterapistin neredeyse Allah için olmasa bile kendi içindeki maddi şartlar içerisinde ihlaslı olabilmesi gerekiyor ki hastasına yardımcı olabilsin. Yani ihlas ile karşısındakini iyileştirmek isterse iyileşme sağlanabiliyor. Bunun için de karşısındakini sevmeye ihtiyacı var. Ama sevgi sadece yeterli değil. Sadece bir empati ilişkisinde psikoterapist hastasını hissedebilir, ama onun nasıl iyileşeceğine dair bir teknik bilgisi yoksa hiçbir şey yapamayabilir. Burada psikoterapistin hikmete ihtiyacı var. Nerede, nasıl, ne zaman, nasıl, hangi bilgiyi kullanacağını bilmesine ihtiyaç var. Benim anladığım kadarıyla kendi sürecim içerisinden söyleyeceğim bunu. Bizim de aslında hem sevgiye ve şefkate ihtiyacımız var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı mealen aktaracağım. Bana bir hocam söylemişti. Merhameti olmayan, merhameti olmayan şakidir. Merhameti olmayanın imanı yoktur. İmanlı olmayan şakidir. Şaki olmayan cehennemdedir. Bu, bu, Şa özür dilerim abi heyecandan bazı e, şaki olan cehennemdedir. Bunlar çok önemli nüanslar bence. Dolayısıyla bir bir merhamet duygusunun uyanmamış olması bizde ontolojik olarak Kur'an hakikatlerini anlamamış olmanın işareti olmalı diye düşünüyorum. Yani bizde bu merhamet duygusu yoksa merhametten bencillik aksına doğru ilerliyorsak demek ki Kur'an-ı Kerim'in ve sünnetin hakikatlerini henüz ontolojik olarak idrak edebilmiş değiliz diye kendimizle ilgili en azından böyle bir sorgulamamız olması lazım. Fakat bu sadece yeterli değil. Kur'an-ı Kerim'in hem kişinin kendi dönüşümüne hem sosyal ilişkilerine dair verdiği emirlerin hikmetini anlamamız gerekiyor ki burada etkili olabilelim. Bu da Risale-i Nur'un benim anladığım kadarıyla ismi hakim dediği, ismi hakime de ulaşmanın yolunu tefekkür olarak gösterdiği bizim meslekte de empatiyle teknik bilginin birlikte hareket etmesi olarak adlandırdığımız şey. Burada gene bir şey biri olmadan diğerinin çalışmayacağını unutmamak gerekiyor. Yani bir terapist çok empatik olsa ve Mesleki bilgisini bilmese de işe yaramaz. Mesleki bilgisini tamamen çok iyi bilse ve empatik olmasa da işe yaramaz. Dolayısıyla şüphesiz hiçbir şey gibi burası da tesadüf değil. Yani ismi hakim ve ismi rahimin altının çizilmesi. Bir nokta gene hazır vaktim varken söylemiş olayım. Bir klinik gözlemim şu. Aslında birçok problem bizim kognisyon ve metakognisyon dediğimiz iki şey var. Birisi düşüncelerimiz ikincisi düşüncelerimiz üzerine düşüncelerimiz. Yani hadiseler yaşıyoruz. Bu hadiselerden belirli yorumlarımız oluyor. Yaşantılarımız oluyor. Sonra onları yorumluyoruz. Mesela hastalar risalesinde kişi ne yapıyor? Hasta olduğuna şahit oluyor. Fakat sonra hastalığı yorumluyor. Bunu Cenab-ı Hak'tan gelen bir ödül olarak yorumluyor. Şimdi bir hastalığı ya nereden çıktı bu diye yorumladığımızı düşünelim. Veyahut hatta bundan sonra hazlarımı tatmin edemeyeceğim bir hayatımda kendi hedeflerime dair bir aksama oldu diye yorumladığımızı düşünelim. Bir de aynı hastalığı bu hastalık benim için bir ödül, bu hastalık benim için bir tekamül vesilesi. Bu hastalık hem kendimi yeniden tartıp dönüştürmem için hem de ahiretimi kurtarmam için bana bir armağan diye yorumladığımızı düşünelim. Birincisinde öfke çıkar, ikincisinde şefkat ve tefekkür çıkar. <laughs> tamam. İyi güzel ben bilseydim hocam. <laughs> güzel anlatmış o zaman. zaman. <laughs> evet. Şimdi şey, bu, bunu niye söylüyorum? Ben kişisel olarak mesela bizim meslekte çok fazla zorlanma yaşadığımda şunu fark ettiğimde çok rahatladım. Risale-i Nur'daki bilgi bugünün akli problemlerini çözebilen bir bilgi. Bu çok önemli. Çünkü bu kognitif alan ve metakognitif alan çözülmezse duyguları değiştiremiyoruz. Duygular gene değişebilir ama ilişkisel karşılaşmalarla kısa süreli olarak değişebilir. Yani hal olarak çok şefkatli birine rastlarsak belli bir süre sonra üzerimize bu şefkat siner. Bir, belli bir süre devam eder ama sonra gider. Ama eğer zihnimizde şefkatin, e, hikmetin gerekliliğine dair yeterli kognitif şema oluşmuşsa o zaman bu sürekli hale gelir. Mesela hastalar risalesi, ihtiyarlar risalesi bizde mesela depresyon hastalarında yine gördüğümüz bir şey oluyor. E ee, canabahkı küsüyor bu hastalar. Veya kızgınlık hissediyorlar. Çünkü bir kayıp yaşıyorlar. Mesela babası vefat ediyor bu kişinin. Veya hatta oğlu vefat ediyor. Çocuk taziyenamesini hatırlayalım. Şimdi ne oluyor? Diyor ki neden ben? Niye o değil? Niye o değil? Niye o değil? bunu içerisinde yeniden yorumlayamıyor bu süreci, yeniden çerçevelendiremiyor. Fakat söyleyemiyor da bunu, içerisinde öfke ve suçluk duyguları birikmiş oluyor böylece. Ama eğer bizim elimizde bir sistem olursa, bu kişiye imanını kaybettirmeden, yani kolay yol burada Cenab-ı Hak'tan uzaklaşmak, böylece küskünlük, öfke çalışılmamış oluyor ve kişi bu çatışmadan kurtuluyor. Ama bize şöyle bir metot lazım. Hem bu musibetleri, hem bu hadiseleri, hem bu felsefi şüpheleri revize edecek metot. Bunları akli olarak kişiyi açıklayabilecek. Dolayısıyla kişi düşünceleriyle bu hadiselerle başa çıkabilir hale gelecek. Hem de Cenab-ı Hak'la ilişkisi bozulmayacak. Bizim bir sürü travmatik alanda gençlerimizi, e, hatta bazen yetişkinlerimizi... E, imani akidevi noktalarda ve amel noktasında kaptırmamızın sebebi bu aslında. Elimizde eğer bunları açıklayabilecek bir model yoksa, bir söylem yoksa bunları sekülerizmle açıklayan yerlere gidiyorlar insanlar ister istemez. Çünkü orada akıl daha çok muhatap alınıyor ve pis işik yapı tutarlılığa ihtiyaç duyduğu için oradan çalışıyor. Ama elimizde eğer bunu akli olarak izah edecek bir metot olursa aynı tutarlılıkla pislik yapıyı çalıştırabiliriz. Bu, bu çok muazzam bir şey. Yani insanın kabiliyetlerini baskılamadan imanlı olmaya devam edebilmesi bu çok harika bir şey bence. O yüzden bizim meslek hal diliyle bunu söylüyor. Bir şey daha paylaşayım. Yıllar evvel bizim e, bir psikanalist hocamız şey demişti. İnsanın temel çelişkilerinden bir tanesi babamı mı daha çok seveyim annemi mi daha çok seviyorum. Dolayısıyla hangisini memnun edeyimdir? Bu... E, çatışmadan kurtulamaz. Dolayısıyla hayatı boyunca nevrotik olarak kalır bu iki figür arasında gider diye. Ben de o zaman not almıştım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam beni anne babanızdan daha çok sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. <gülüyor> <gülüyor> e, bu, bunu mutlaka paylaşmak istediğim şey şu aslında. Yani psikoterapi insanın tırnak içerisinde beşeri derinliklerine inen bir disiplin. Ruhani ve kalbi değil. Ama bu derinliklere inerken de başka türlü karşılaşmalar oluyor. Bunlar ...modern paradigma tarafından sürekli indirgeniyor. İndirgeniyor ama modern paradigmanın açmazları sürekli olarak orada kalıyor. Bu açmazların hepsine bizim cevaplarımız var. Hiçbirine e, dair, bugüne kadar ben mesleki tecrübemle söyleyeyim... ...hiçbirine suskun kalmamı gerektirecek, hiçbirine şüpheye düşmemi gerektirecek bir durum yaşamadım. Ama bizim bu metinleri okumamız lazım bu, bu karşılaşmalarda güven içerisinde kalabilmek için. Yani bu metinlerin bizim hem ontolojik hem epistemolojik karşılaştığımız... Her türlü probleme cevap veriyor olabilmesi onun bir tecritmedi olduğunu sağlıyor diye düşünüyorum. Bu da bizim bir modelimizdi. <laughs> onu da e, şey yapmış olayım, geliştirdiğimiz bir model vesvese risalesinden. Böyle birkaç tane daha model çalışmalarımız var. E, bu bizim şu anda modern bilimle halledemediğimiz e, birkaç temel e, mevzuyu halletmemize vesile oldu. E, onu da paylaşmak istedim. Teşekkür <gülüyor> ediyorum. <gülüyor>